Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeftalili yumuşak kek yapıyoruz. Şeftalinin verdiği nem ile ıslak dokusu, yumuşacık keki inanın çok güzel, harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Kekimizi yapmaya başlarken tereyağımız var. Tereyağı ve şekerimizi ilk önce çırpmamız gerekiyor. Eritmeden çırpıyoruz yağımızı. Şeker ile birlikte bu daha güzel bir kıvam almasını sağlıyor kekimizin. Bir miktar çırptıktan sonra yumurtalarımızı içine ilave edelim ve yumurtalar ile birlikte de çırpmaya devam edelim. Yumurtalar ile birlikte de çırptıktan sonra sütümüz var. Sütümüzü ilave edeceğiz. Unumuzu ekleyelim. Bir miktar unumuzdan ilave edip üzerine vanilya ve kabartma tozunu ekleyelim. Direkt kek harcımızın içine vanilya ve kabartma tozunu eklemeyelim. Bu şekilde yaptığımızda daha güzel kabaracaktır. Ve birlikte tekrar çırpmaya devam edelim. Bu aşamada kaşık kullanabilirsiniz, tahta kaşık isterseniz. Fakat ben aynı şekilde çırpmaya devam ediyorum. Çünkü bu kekimde hiçbir problem yaşamıyorum. Blender'ım ile aynı şekilde çırpıyorum. Klasik kek harcı kıvamında olmasını gerekiyor. 2-2,5 su bardağı un kullandım ben. Tekrar az un ilave ettim. Biraz akışkan olduğu için. Ve tekrar bütün malzemem, un, malzeme birbirine geçinceye kadar çırpıyorum. Kek harcım hazır. Şeftalilerimi hazırlıyorum. Şeftalilerimi ortadan ikiye kesip çekirdeğini çıkartıyorum. Ay şeklinde ince ince dilimler halinde kesiyorum. Çok güzel, artık zamanı şeftalilerde çıkmaya başladı. Bu keki yapmanızı tavsiye ederim. Yumuşacık, ıslak dokusu ile gerçekten güzel bir tarif. Şeftalilerimin hepsini başta kesmiyorum. Duruma göre. Yetmezse tekrar keseceğim. Yağlı kağıt yerleştirdim kalıbıma. Kenarlarını da hafif tereyağı ile yağladım. 26 santimlik kelepçeli kalıp kullanıyorum. Kek harcımın yarısını kelepçeli kalıbımın tabanına yerleştirdim ve kaşığım ile düzlüyorum. Şöyle bir elinizle de sallayabilirsiniz. Ve şeftalilerimi üzerine her tarafına gelecek şekilde hafif üst üste getirerek yerleştiriyorum. Arzu ederseniz sadece üzerine de koyabilirsiniz. Fakat ben bol şeftalili olmasını istediğim için ara katına da yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine de tabii ki yerleştireceğim. Bütün her tarafını kaplayıncaya kadar şeftalilerimi yerleştiriyorum.
Üzerine hafif pudra şekeri serpiyorum şeftalilerimin ve kalan kek harcımı şeftalilerimin üzerine koyuyorum hepsini de. Ve yine üzeri için şeftalilerimden kesiyorum ve yerleştireceğim. Şeftali miktarı koymanıza göre değişebilir. Sık yerleştirdiğiniz zaman daha çok şeftali kullanırsınız. Ama aralıklı yerleştirirseniz daha az olur veya büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişebilir. Dikkat etmeniz gereken ince dilimler olması. Gördüğünüz gibi 4 tane şeftali yeterli gelmedi benim kekim için. Bir tane daha kullanıyorum. 5 tane şeftali kullanmış oluyorum toplamda. Evet, her tarafını kapladık şeftali ile. Ve yine pudra şekerimden hafif serpiyorum şeftalilerimin üzerine. Yağlı kağıt yerleştiriyorum kalıbıma. 170-180 derece fırında üzeri bu şekilde yağlı kağıt ile kapalı olarak yaklaşık 45 dakika pişirdim. 45 dakika sonra üzerinden yağlı kağıdını alıp pişirmeye devam ediyorum. Üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Pişip pişmediğini. Normal keklere göre biraz daha ıslak dokulu bir kek oluyor. Bunu unutmayın lütfen. Şeftalinin verdiği nemden dolayı. Ve kekim çok güzel pişti. Kabardı gördüğünüz gibi. Ilıdıktan sonra kalıbımızdan çıkartalım. Kenarlarına hafif bıçak ile dokunabilirsiniz. Yapışan yüzeyi var ise. Evet, kekimiz çok güzel. Kalıbından da çıkıyor. Bakın ne kadar güzel kabarmış kekimiz. Şeftaliler üzerine o kadar çok şeftali de koymuştuk ama kabarınca içine gömülmüş. Ilıdıktan sonra üzerine yine bolca pudra şekeri serpiyorum.
daha kekim sıcak olduğu için hemen şeker de erimeye başlıyor. Soğumasını beklerseniz şekeriniz erimez. Ve dilimleyerek servis yapıyorum. Kekim henüz çok sıcak, soğumadı fakat acelem olduğu için hemen dilimleyip sizlere göstermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi kekim hazır. Islak dokusu, içindeki bol şeftalisi ile nefis bir kek oldu. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.